Özbekistan'a gideceğiz. Özbekistan sandık başında 20 milyona yakın kayıtlı seçmenin bulunduğu Özbekistan'da yeni anayasanın kabulünün ardından ilk genel seçim yapılıyor. A Haber seçimleri yerinde takip ediyor. Gazeteci Güngör Yavuz Arslan başkent Taşkent'ten son gelişmeleri anlatacak. Güngör Yavuz Arslan, nedir oradaki son durum? Seçim neden önemli? İzlenimleriniz neler? Sözü hemen size bırakalım. Merve Tepez, burası yerel saatte 8'den itibaren sandık başına gitti. An itibariyle seçimler devam ediyor. Çünkü burada 20'ye kadar, yani yaklaşık 12 saat seçim kullanılıyor. Ülkede 20 milyon seçmen var. 20 milyon seçmenin %70'inin üzerinde sandıklara katılması bekleniyor. Şimdi bu seçimin Özbekistan için önemi şu açıdan önemli. 31 Ekim 2023 tarihinde bir referandum yaparak anayasa değişikliğine gittiler ve buradaki milletvekili seçme sistemini değiştirdiler. Kısmi temsil denilen yeni bir sisteme geçtiler. Bunun ilk seçimleri olacak. Biliyorsunuz Özbekistan Türk Devletler Teşkilatı'na üye ve Türkiye'yle üst düzey, bakın yakın demiyorum, üst düzey ilişkileri olan bir ülke. 36 milyon nüfus yaşıyor. Özellikle yeni Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in göreve gelmesinden itibaren yeni Özbekistan stratejisini Türk Devletler Teşkilatı'yla yakınlaşma üzerinde kullandı. Biraz da seçimle ilgili notlarımı aktarayım. Ülkede 20 milyon seçmen var. Bir de Özbekistan'ın Karakalpak Özel Cumhuriyeti var. 2 milyon nüfusa sahip. Orada da aynı eş zamanlı olarak oy kullanıyor. Seçime katılan partileri hızlıca söylersek Milli Yükseliş Partisi, Halk Demokrat Partisi, Liberal Demokrat Parti, Adalet Sosyal Demokrat Parti ve Ekoloji Parti. 875 aday yarışıyor seçimlerde. 150 sandalyeli parlamento için. Aynı zamanda da burada sistem gereği il ve ilçe seçimleri de yapılıyor. Oranın yöneticileri. Onlar da daha sonra iki kanatlı burada parlamento. Oranın senatörlerini seçecekler. Tabii Özbekistan çok dinamik bir ülke. Biz burada olduğumuz sürece dikkatimizi çeken Türkiye'den geldiğimizi, Türk gazeteci olduğumuzu öğrenince gerçekten Türkiye hakkında bize sorular veriyor ve Türkçe konuşma oranının, Anadolu Türkçesi daha doğrusu, giderek yükseldiğini görüyoruz. Şimdi biz seçim merkezindeyiz. Biraz çekilerek arkamdan göstermek istiyorum. Buradan 800'e yakın uluslararası gözlemci var. Seçimi yakından takip eden Türk Devletler Teşkilatı'ndan, Avrupa Birliği'nden, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'ndan, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan ve dünyanın diğer yerlerinden. Bunlar burada seçimi online olarak takip edebiliyoruz. Burada saat başı bize bilgilendirilmeler yapılıyor. Yani her saat başı ne kadar oy kullanıldı, şu an için durum nedir? Bu tek tek bildiriliyor. Biz de buradan bunları yakından takip ediyoruz. Elbette Asya'nın kalbinden söz ediyoruz. Bu çok önemli. Özbekistan 36 milyon nüfusu, petrole sahip, altın üreticisi, tarım havzası, eğitimi gerçekten bir cazibe merkezi. Ben defaatle geldim. Çok dinamik bir nüfusu var. Yani Asya'daki devletlere baktığımızda ortalama nüfusu genç olan bir ülkeden söz ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defaatle ziyaret ettiği, özellikle Taşkent'in yanında Semerkant, Buhara ve Hiva adeta bir cazibe merkezi. Buralarda da aynı eş zamanlı olarak seçimler kullanılıyor. Bir de Özbekistan dışında 39 ülkede, Türkiye ve Rusya Federasyonu başta olmak üzere Özbekistan vatandaşları aynı eş zamanlı olarak seçimlerde oy kullanmaya devam ediyor. Biz sabahtan beri sandıkları gezdik. Gezdik işte merkezdeki Üçtepe bölgesinde 271 nolu sandığa gittik ve diğerlerine erkenden oy kullanmaya geldiğini gördük. Burada konuştuklarımızda sandığa gitme ve seçime katılma bir kültürü var. Hem bunu referandumda gördük, hem milletvekili seçimlerinde, evet, cumhurbaşkanlığı seçimde. Yani Özbekistan demokrasinin tadını almış diyebiliriz. Gelişmeyi çok önemsiyorlar. Kendilerini Türk Devletler Teşkilatı içinde, evet, tanımlıyorlar. Ben bunu çok değerli buluyorum. Ve Türkiye ile ilgili de bir model, bir dayanışma ruhu var. Evet. Özellikle Şevket Mirziyoyev'in Türkiye ziyaretine hatırlarsak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara'da kabulleri sırasında yaptığı konuşmada bunun altını çizerek belirtmişti. Evet. Kendisi mesela en son Türk Devletler Teşkilatı'nda gidip Özbek Türkçesiyle konuşması veya Türk dünyasında da ses getirmişti. Biraz da bulunduğumuz Taşkent'ten bilgi verelim. Taşkent 3,5 milyon merkezi ve çevresiyle 6 milyon nüfusa sahip ülkenin yönetim merkezi.
Ve seçimlerin de uluslararası katılımcılardan söz ettim. Yoğun olarak takip ettiği bir bölgeden söz Peki. ediyoruz. Biraz da bu seçim gündemiyle ilgili buradaki insanların Türkiye'yi takip edip etmediklerini, Türkiye hakkında ne düşündüklerini sordum. Tabii ilk başta diziler olmazsa olmaz. Ama ondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikaları, en son yaptığı açıklamalar gerçekten bu kadar takip edildiğini bilmiyordum. Yani biz onlara seçimle ilgili sorular sorduğumuzda, ne yapacaksınız, nasıl seçimleri nasıl buluyorsunuz gibi sorular sorduğumuzda onlar da bize Türkiye'nin başta Filistin, Gazze olmak üzere son açıklamaları ve bunları anlattılar. Ama en ilginci bunu aktarmaya bir görevim. TUSAŞ saldırısını çok üzülmüşler. Kaan'ı çok yakından takip ediyorlar. Buradaki insanlar biz Kaan'ı biliyoruz. Bayrakları biliyoruz. Yani savunma sanayimiz burada diziler kadar diyebilirim. Birkaç daha da ondan fazla takip ediliyor. Yetkililerle konuştuğumuz burada Türkiye'den gelen gazetecilerin, Türkiye'den gelen gözlemcilerin burada olmalarının kendileri için çok önemli olduğunu bildiriyor. Dinamik bir nüfus var. Şimdi saat başı bilgilendirme yapacak. Son notlarımı anlatayım. Aktarım. %70 oranında katılım oranı var. 20'ye kadar bu yerel saatte 20'ye kadar oy kullanma işlemine devam edecek. Yarın kesin olmayan sonuçların açıklanması bekliyor. Hiçbir olay yok. Az önce briefing verildi bize. Bir asayiş olayı, bir olumsuzluk şu ana kadar bu seçimlerde, Özbekistan parlamento seçimlerinde olmuş değil. Son olarak bilgileri tekrarlasak 36 milyon nüfusa sahip ülkede 20 milyon kayıtlı seçmen var. %70'in üzerinde katılım olması bekleniyor. Parlamento seçimleri, 150 sandalyeli parlamento seçimleri Özbekistan'da şu anda oy kullanarak devam ediyor.